Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yani videonun başından da gördüğünüz üzere konuğumuz Kozmik Dedektif Aylin. Ve bugün sizlerle birlikte yine bir vaka inceleyeceğiz. Ve böyle kanlı kunlu birazcık bir video olacak arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani bu konuya ilgisi olmayan arkadaşlar videoyu bence izlemesinler. Biraz böyle cinayet dosyaları, kayıp vakaları, bu tarz konulardan bahsettiğimiz için kriminal astrolojide ve size bir kozmik dedektif getirdim. Her zamanki gibi. Daha önce Aylin'le yayın yapmıştık. Evet, Aylin'i yayına alıyorum. Aylin burada. Aylin'in görüntüsünü asla göremezsiniz. Çünkü Aylin tam bir akrep kadını. Dolayısıyla Aylin aynı zamanda Instagram'da da sizlere sürekli yayınlar yapıyor. Bir dakika paylaşıyorum ekranımı da aynı zamanda ekran paylaşımı yapayım. Aylin'in bir tane kitabı var arkadaşlar. Hepsi buradan alabilirsiniz. Yıldız İzleri kitabı yine kriminal astroloji konusunda dünyada yazılmış ender kitaplardan bir tanesi. Arkadaşlar Yıldız İzleri okumanızı tavsiye ederim. Yine ikinci kitap geliyor değil mi Aylin? İkinci kitap bitti hocam. Evet, şu anda işte son rötuşlarını yapıyorum. Satürn, yani serinin ikinci kitabı Satürn'ün son rötuşlarını yapıyorum. İnşallah bu yaz onu da yayınlayacağım. Evet, Ama bu önce Neptün. Bu Neptün. Bir de Satürn var, değil mi? Satürn var, ondan sonra da Plüto gelecek. Yani bu Yıldız İzleri üçleme. Yani hikaye Neptün'de bitmiyor, Satürn'de de bitmiyor, Plüto'da bitecek. Anladım. Seri halinde geliyor. Bir de araya işte şu anda kapağını kendi profil fotoğrafımı yaptım. Kriminal astroloji kitabını sıkıştırdım. Onda da yani bir Türkçe kaynak olması açısından bildiğim her şeyi yazdım. Anladım. Bir de Onu senin Instagram sayfan var. Instagram sayfanda da her gün bir vaka çözüyorsun. Bu konuyla ilgili ilgisi olan arkadaşlara senin Instagram adresini de verelim. Aylin Karosielli. Evet. Ondan sonra Yıldız İzleri Neptün yazarı, kozmik dedektif. Astrolog değil yazarım, doğum haritası analizi yapmıyorum diye de aynı zamanda belirtmiş. Genellikle çocuk davaları, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, çok kanlı kunlu meselelerle uğraşan bir arkadaşımız. Hatta kendisi belirtmemi istemiyorum ama ben yine de ucundan belirteyim. Televizyon programlarındaki cinayet vakalarını çözen, arka plandaki çözen kişi. Ve kendisi şu anda aynı zamanda İngiltere'de yaşıyor. Aylin, bu arada yeni görevinde başarılar. Teşekkür ederim Evet, Aylin silahlı kuvvetlere terfi etti arkadaşlar. Hayırlı olsun Aylin. Nasıl gidiyor yeni görevin? Teşekkür ederim hocam. Yani şimdi şey hani silahlı kuvvetler değil de bu polisle işbirliği yapan bir güvenlik şirketinde çalışmaya başladım. Evet. İşte görevim bu şehir kameralarını izlemek. Yani iş ortamım şöyle, karanlık bir oda, aynı filmlerdeki gibi duvarda büyük ekranlar var. İşte bölümlere ayrılmış şehrin değişik sokaklarını falan filan gösteriyor. Önümde ekranlar var. İşte oradan gelen görüntüleri analiz ediyorum ya da mesela polis telsiz geçiyor. Çünkü evimizin altında polis telsizi var. Polis telsizden mesaj geçiyor, diyor ki işte falanca sokakta diyor. Caddeden diyor işte araba çalınmış mesela diyerek kaçıyor. Onu takip ediyoruz. Ya da bir yerde bir hırsızlık oluyor. İşte eşkallerini veriyorlar. Onları bulmaya çalışıyoruz. Ya da biz diyelim ki bir şeyden şüphelendik. Hemen polise haber veriyoruz. Falanca adreste böyle bir olay var diye. Hemen oraya intikal ediyorlar. Anladım. Öyle Çok yani güzel. polisle birlikte Tam çalışıyoruz. senlik. Tam senlik. Aynı zamanda senin kriminal astrolog olduğunu, bir kozmik dedektif olduğunu biliyorlar mı orada birkaç arkadaşın? Patronum bilmiyor da iş arkadaşlarım biliyor. Var ya, muhteşemsin. Bu arada evet, Aylin'in kitabını mutlaka okuyun arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Bugüne kadar yazılmış, yani ben kriminal astroloji konusunda yani dünya üzerinde kitaplar arıyorum sürekli. Bulamıyorum. Bir iki tane kitap var. Dediğim gibi bunun tercümanlarından biri de transfer eden arkadaşımız da yine Aylin. Kendi kitabı da var arkadaşlar. Mutlaka kitabı alın ve Aylin'i mutlaka yakından takip edin diyorum. Aynı zamanda Eksantrik İlimler Akademisi öğrencilerinden, açıkçası senin gibi bir arkadaşım olduğu için kendimle gurur duyuyorum Aylin. İyi ki varsın.
Ömrümü geri kalan kısmında olmanı istiyorum. Siz öğrettiniz bana. Ben sizin sayenizde girdim bu işe biliyorsunuz. O yüzden iyi ki siz varsınız. Sizin emekleriniz olmasa bugün ne bu kitap olurdu, ne öbürleri olurdu, ne ben şu anda burada konuşuyor olurdum. Evet, düşünsene Aylin. Hayat ne garip değil mi? Baksana ufacık bir detay. Evet. Yani aslında Aylin, hatırlıyor musun? Yani seninle, aslında sen bizim öğrencimizden biriydin. Ama seninle iletişime daha yakınlaşma ve benim seni fark etmem, öğrencinin içerisinde hani bir proje türetmemizin nedeni altında yatan bir sapık öğrencimiz yüzünden, hatırlıyor musun? Başka bir kriminal meseleydi. Evet, kriminal bir mesele yüzünden. Aylin de bizim, ya benim bir sürü öğrencim var şimdi. 1200'e yakın öğrencimiz var. Hani hepsini fark etmemiz, hepsinin özelliklerini fark etmemiz, tabii ki hepsi benim ailemdir, canımdır, ciğerimdir, ama Aylin öğrencilerimiz içerisinde erkek bir öğrenci, kadın öğrencilere cinsel tacizde bulunmuş. Bir sapkın davranışlar sergileyen bir öğrencimiz var. Ve bu konu ayyuka çıktı. Bu tabii bir skandal yani. Dolayısıyla düşünsene, Eksantrik İlim Akademisi'nde böyle bir öğrenci var ve kadınlara sarkıyor. Astroloji tamamen bu ilim üzerine. Yani bunun için kadınlara bir et muamelesi yapıyor. Yani böyle bir adam var içimizde. Dolayısıyla ve bu ayyuka çıktı. Hatta bu, beni eski takip edenler bilir. Astro Show'da ben o kişiye mahkeme de açtım. Çok feci. 3 tane mahkememiz var o kişiye. Hatta birini kazandım. İkisi devam ediyor. Hakaretten bana da hakaretler yaptı sosyal medyada. Hala da hakaret ediyor. Ettiği her hakareti kaydedip dava açıyoruz. 3 tane hakaret davamız var zaten. Birini kazandık. Ondan sonra Aylin'le tam orada karşılaştık. Yani Aylin bu vakada karşımıza çıktı ve Aylin inanılmaz değil mi? Çok müthiş ya hocam. Ki yani şöyle söyleyeyim. Aslında ya bunu da söyleyelim gerçekten. Çünkü benim eksantrik bilimlere gelmem, yani tam olarak öğrenci olarak gelmem biraz böyle tam anlamıyla bir mucizeydi. Şöyle ki, ben aslında ilk sizin seçim astrolojisi derslerinizi aldım, hatırlıyorsunuz. Evet, i̇lk olarak o paket dersi aldım ben. Hani normal temel orta öğrenciniz değildim. Evet. Onu aldığım zaman ben orada tabii ki işte şey, hani zamanın kalitesini belirlemeyi öğrendim. Evet. Aslında o kurslarda. Ama hani benim o kurslara başladığım dönem şöyle bir dönemdi. Şu ders değil mi? Şu ders aldım. Evet. Zamanda kalite kavramı. Evet. Aynen. Bir rahatsızlık geçirmiştim. Böyle bir tedavi süreci falan olmuştu. Ondan sonra çalışamadığım için bir süre hani biraz böyle maddi durumlarım sallantıdaydı. Derslere başlamak istiyorum, param yok. Hani o noktadaydım ve sizden aldığım seçim astrolojisi dersinde işte dua vakitlerini, ritüel vakitlerini tespit etmeyi öğrenmiştim. Ve o gün Neptün, Ay, Venüs şeyi vardı, üçgeni vardı, su üçgeni vardı ve ben o gün bir ritüel yaptım hocam. Ben o ritüelde hani ritüel yaptığımız zaman... Ritüel yaptın. Ritüel neydi? İşte neydi? O şeydi yani, bir kağıda kırmızı kalemle yazıp, çizgisiz bir kağıda kırmızı kalemle istediğim şeyleri sahipmişim gibi yazdım ve o yazdığım maddelerden biri şuydu: astroloji eğitimim için çok teşekkür ederim. Hani her şeye teşekkür ediyoruz ya. Ben yazdım. Benim öğrettiğim gibi. Evet, aynen, bak bu çok güzel tutuyor. Evrenin en büyük bug'ı bu Aylin. Evet. Evet. Sonra ben çıktım bahçeye, yaktım bu kağıdı. Küllerini havaya uçuştu. O esnada da yağmur yağıyor. Yani of, süper. Dört element aynı anda bir araya geldi. Evet. Aradan yemin ediyorum 45 dakika geçti. Hülya Hanım beni aradı. Hülya Hanım bana dedi ki işte o şahısla ilgili bir problemler. Problemler falan filan. Benim tabii haberim yok. Ondan sonra ya şaşırdım falan, öyle mi dedi? Çünkü ben o şahsa bir takım çeviriler göndermiştim. Hatta o Algol çevirisini ben yaptım. Hala kendi yazısı gibi paylaşıyor. Yani o sapkın öğrencimiz şu an hala astrolog diye piyasada geziyor bu arada. Geziyor ve o Algol yazısını şey yapıyor. Halbuki onu ben çevirdim. Hani ben yazmadım, bakın ben çevirdim. Onu başka biri yazmış yani. Başka birinin diyor. Bir de farkında mısın Aylin? Hiçbir konuda bilgisi yok. Evet. Astroloji şapanlar grubu mu ne var Facebook'ta? Şey, sevenler mi, gömenler mi, ne, öyle bir grup var. Galiba sevenler grubu. Ondan sonra ünlü bir astrolog hocamızın grubu. Gerçekten çok değerli bir grup ama o grubun içerisinde bütün astrologlara saldıran bir adam bu.
Yani kimseyi de beğenmiyor ha. Öner Döşer'i beğenmiyor adam ya. Tamam. Öner Döşer'i ya bak üstadların üstadı Öner Döşer'e laf soktu. Tamam mı? Bana laf soktu. Ona laf soktu. Buna laf soktu. Öner Döşer'e laf mı söyleniyor ya? Çarpılırsın. Yani tamam mı? Yani herkese saldırıyor tamam mı? Ellerinden öperim ben onların ya. Bütün hocalarımın deli mi? Yani üstadlara hep böyle arkadan konuşan biri. Ya bak bir şey ürettiğini göremezsin o adamın. Evet. İşte senin gönderdiğin algol yazısını çevirisini hala millete ben yazdım diye ittiren biri yani o sayfada. En son gene bana gene gömmüş aile. Ya gurur verici benim için ya böyle sapık birinin. Özellikle... Ben hiç bu kadar kıymet vermiyorum yani boş ver sen onu. Ay şu var şu böyle sapkın birinin benimle uğraşması güzel. Çünkü neden? Çünkü biliyorsun benim bu konuyla ilgili özellikle böyle mafyatik türlere evet. ezmeye karşı, onları böyle yok etmeye karşı, tepelerine binip böyle teneke çalmaya karşı bir zaafım var biliyorsun. Evet. Ben de böyle bir kriminal astroloğum. Yani bak tişörtüm bile var. Yani... Astro kriminal. Yani ben bu tarz böyle bak bana hep saldıranlar ya sapıktır tamam ya mafyadır. Mafyayla da benim şeyim. Mafya da bana saldırdı. Onunla da davamız var. Ben bir tane bak benim ailen enteresan. Bu işe başlamamın sebebi de ben bu tarz. Benim Satürn lit kavuşumum var böyle. Karanlık evet, bir kariyer. Ondan sonra astroloji vesaire bana böyle sapkın şeylerin içinde böyle lider olan kişiler de geliyor. Bana böyle egoistik taslıyorlar. Diyorum ki dur bir dakika o egodan bende de var. Sizin gibinin iki katı tamam mı? Dolayısıyla tepelerine binip teneke çalıyorum. Yürü, o kadar senin egonu. Yani bir tane mafya davam var. Mafyaya. Yani mafyaymış. Yani en sevdiğim şey mafya katletmek. Yani mafyayı hukuken katletmek. Yani o mafyanın bir de şartlı tahliyeyle çıkmış galiba. Onu şu anda hayatını kararttım o kişi. Hukuki olarak. Davayı ben kazandım. Şu anda o adamın içeri girme durumu var. Bir de adam yaşlı başlı. Ondan sonra bu adamın hayatını bitirmekten gurur duyuyorum. Özellikle böyle bir pisliğin toplumdan silinmesi oksijen tüketimi bakımından topluma katkıdır. Dolayısıyla ben de topluma katkımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kriminal, dedektif. Ailenin şimdi teknik olarak ailenin hocası gibi gözüküyorum ama ben ailenden çok şey öğrendim. Gerçekten o benim arkadaşım. Yani teknik olarak bizim öğrencimiz gibi ama o benim hayatımın geri kalan kısmında olmasını istediğim en önemli dostlarımdan, arkadaşlarımdan bir tanesi. Çünkü İngiltere'de okuyor. İngilizceyi ana dili gibi biliyor. Astrolojiye çok meraklı. Tam bir akrep kadını. Ondan sonra gizli gizemli şeyleri böyle peşinde. Yani ne zaman aileni arasam bir konu var onda. Yani ya bir cinayetle ilgileniyor ya bir kayıp vakası var ya yani böyle heyecan dolu bir arkadaş yani tamam mı? Dolayısıyla hani ailenle yani şu, WhatsApp'tan iletişimde bile kalsanız tamam mı? Hayatınızda hep böyle bir gizem. Hep böyle bir merak edeceğiniz konularla ilgili bilgi dağırcığı. Böyle bir bilgi havuzu oluşacak. Dolayısıyla gerçek söylüyorum mükemmel. Tam benim istediğim gibi arkadaştır bu. Ondan sonra gerçekten aile çok sağ ol. İyi ki varsın. Sağ ol hocam. O zaman senin bu seçim astrolojisinde geldin bize. Bunun i̇şte şerefine, buraya kadar izleyenlere. Onunla ilgili aramıştı. Sonra işte konuşmalar devam etti. Sonra sizinle telefonda konuştuk. Öyleydi, böyleydi falan filan ve siz birdenbire böyle havadan bir teklifle geldiniz. Aylin, sen bana kitap çevir, ben de seni derslerime alayım. Bakın. Evet, evet. Evet. İki önce yaptığım ritüelde astroloji dersim için teşekkür ediyorum. Cebimde param yok. Evet, evet. O durumdayım ve birdenbire 45 dakika sonra bir bakıyorum. İlker Şahin telefonda bana diyor ki sen bana kitap çevir ben de senin derslerimi alayım. Evet, muhteşem. Aylin o zaman yani seçim astrolojisi benim hayatımı değiştirdi. Öyle diyeyim size. O zaman Aylin şöyle söyleyeyim senin şerefine tamam mı seçim astrolojisinde bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız seçim astrolojisi eğitimimiz 14 Haziran'da başlıyor 14 Haziran haftası başlayacak yani bu önümüzdeki hafta başlıyor arkadaşlar kayıt olarak 0543 297 5530'u arayarak bizi Hülya Hanım'ı arayarak kayıt olabilirsiniz.
Seçim mahsulü zamanda kaliteyi inceler. Dua vakitlerinden tut, ne zaman iş kurmalıyım, ne zaman ne yapmalıyım, birçok enerjiyi incelediğimiz zamanda, enerji kavramını incelediğimiz zamanda kaliteyi incelediğimiz bir ders. Daha önceki ders kayıtlarımızı da veriyoruz. Bundan sonraki dersleri de ücretsiz olarak sokuyoruz. Seçim mahsulü 4 derslik bir online ders. Dolayısıyla ama çok dolu dolu işleyeceğiniz bir ders. Ailenin şerefine, tamam mı? %30 indirim yapıyorum. Videoyu buraya kadar izleyenlere, tamam mı? Ondan sonra videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza bana gelecekler, Hülya'm diyecekler ki Aylin Kroselli diyecekler. %30 indirim alacaklar. Ama bu bundan sonraki kayıt olacak olanlar için geçerli. Ondan sonra bizde dışarıdan gelecek olan öğrencilerimiz için geçerli. Zaten içerideki öğrencilerimiz bunu indirimli olarak almaktalar. Dolayısıyla arkadaşlar, onu da belirteyim. Yani yeni kayıt olacak olan arkadaşlarımız Aylin Kroselli dediklerinde böyle bir indirimle karşılaşacaklar diyorum arkadaşlar. Evet dedikten sonra, bu arada bir tane, biz şimdi önce bir reklamlardan girdik ama evet, bir reklamımız daha var arkadaşlar. Nedir? Benim üzerimdeki tişörtleri soruyorlar Aylin. Diyorlar sen bu tişörtleri nereden buluyorsun? Hediyesepeti.com bizim sponsorumuz ve sizlere arkadaşlar bir dakika bulmaya çalışıyorum. Hediyesepeti.com bizim sponsorumuz, tüm yayınlarımızda sponsorumuz. %15 indirim veriyor arkadaşlar. Astro Show yazdığınızda, bakın şurada gözüküyor. Hediye sepetinde yapacağınız alışverişlerde arkadaşlar, mesela sevgiliye özel, kız arkadaşına özel, erkek sevgiliye özel, burada kişiye özel hediyeler var. İsim yazdırabiliyorsun, tişört bastırabiliyorsun, bardak bastırabiliyorsun. Benim bütün bardaklarım, tişörtlerim, her şey hediyesepeti.com'dan. Aynı zamanda Murat abi, hediyesepeti.com'un sahibi Murat abiye de sevgilerimizi gönderiyoruz. O da kendisi bizim astroloji konusunda, o da bizim öğrencilerimizden. Aynı zamanda benim yakın görüştüğüm danışanlarımdan birisi, bizim özel ekibimizde olan birisi. Ondan sonra hediyesepeti.com'da %15 indirimli istediğiniz tişört, isterseniz kendi resminizi bastırın arkadaşlar. Ben ne yaptım? Ben kriminal astrolojiden tut bütün online derslerimle ilgili tişörtler bastırdım. Hediye sepeti gerçekten yani çok teşekkürler. Bana koli koli tişört gönderdi. Yani ve hepsi bana özel. Dolayısıyla bazı arkadaşlarım soruyor bu tişörtleri nereden buluyorsun diye. Hediyesepeti.com'dan buluyorum. İstediğim şeyi bastırıyorum. Özel bir tasarımcı arkadaşım var. Bana özel tişört tasarlıyor. Ben onları gönderiyorum Murat abiye. Murat abi de basıyor. Yani buradan internet sitesinden de girip şeylerinizi yükleyebilirsiniz. Yani resimlerinizi yükleyebilirsiniz. Mesela bakın burada kişi özel fotoğraf baskısı. Mesela burada nasıl basacağınızı gösteriyor. Burada yüklüyorsunuz şeyi, resmi. Ve sizin size özel bardağı basıp size gönderiyorlar. Gerçekten muhteşem. Ve kişiye özel olması da gerçekten güzel. Ondan sonra onu da belirtmiş olalım. Evet Aylin, şimdi bugün neler yapacağız Aylin? Sendeyiz. Şimdi reklamlar bitti. Evet. Reklamlar bitti. Şey var, cinayet var elimde. Hiç şeyde, Instagram hesabımda paylaşmadım. Aslında kriminal astroloji kitabımı dün gece eklediğim bir tane bir analiz var. Evet. Ya evet, sen kesin zaten bir şeyler vardır. yani kesin elin doludur şu anda. Valla var. Kayıp çocuk var, cinayet var. Ondan sonra dün gece şeyi incelemeye başladım. Bu kaybolan Malezya uçağını incelemeye başladım. Onu bitirmedim. Evet, onu ben de incelemiştim. Evet. Çok enteresan şeyler var orada. Özellikle uçağın kalkış saati ve havada kaybolduğu anın haritaları var, ben de sana göndereyim. Evet. Orada ya kaybolduğu anın saati iyi olur bana. Enteresan bir şekilde Aylin, coğrafi olarak inceledim. Enteresan bir şekilde enteresan bulgularım var benim o vakayla ilgili. Öyle mi? Dur bir dakika. O zaman bu videoya yeterli like gelirse, 1000'in üzerinde like gelirse, evet. Aylin, seninle bundan sonraki yayında kayıp Malezya uçağını inceleyelim mi? Süper olur hocam, harika olur. Tamam, ben de coğrafi olarak uçağın ne tarafa kaçırıldığı konusunda, özellikle coğrafi astroloji de kriminalde çalışıyor, çok güzel. Evet. Ondan sonra o konuyla ilgili tespitlerim var. O konuyla sendeki bilgileri birleştirebiliriz kayıp Malezya uçağını. Aynen, süper olur, harika olur hocam. Bir dahaki programda öyle yapalım. Kayıp Malezya uçağı. Bu videoya 1000 tane like istiyoruz arkadaşlar. 1000 üzerinde like gelirse size bir dahakine Aylin'le birlikte çok enteresan kayıp Malezya uçağı ile ilgili çok enteresan sır bilgilerden bahsedeceğiz. Peki. Evet, yani bu arada neden bahsedeceğiz? Like bedava arkadaşlar.
Evet, like bedava. İstiyorsanız konunun devamını like sadece. Evet, peki Aylin bugün ne yapacağız? Neler var elinde? Bugün ne var elimde? Mesela kocasını öldüren bir tane bir kadın var. Kocasını öldüren bir kadın. Bunu evet. Hemen harita paylaşabilirsin, paylaşım sende. Onu evet. Söz sende, mikrofonu sana bırakıyorum şu an. Evet, ben tadını çıkaracağım. Tamam. Önce hikayeyi anlatayım ben size. Çünkü evet. Hani insanlar da merak ediyorlar ya nasıl yapıyorsun diye. Bu işin anahtar noktası araştırma yapmak. Olayın evet. detaylarına hakim olmak. Önce tabii olayı bilmemiz lazım. Ne oldu? Kadın kocasını öldürmüş. Tamam ne yani? Neyine bakacağız? Niye öldürmüş? Nasıl öldürmüş? Nereden çıkmış? Ne olmuş? Bunları bilmemiz gerekiyor. Evet, detayları bilmemiz lazım. Mamuda Katun, bu Bangladeşli bir kadın. Bu Bangladeş'te doğmuş ama 5 yaşındayken İngiltere'ye taşınmış ailesiyle birlikte. Ve İngiltere'de büyümüş. Ama şimdi ben de burada hani bu tür şeyleri, toplulukları yakinen gördüğüm için her ne kadar burada yaşasalar da geleneklerine çok bağlı devam ediyorlar hayatlarına. Ve kapalı ortamdalar. Yani nerede yaşıyorlar? Ya her yerde, İngiltere'nin her yerinde var. Bangladeşli olsun, Pakistanlı, Hindistanlı çok var. Asya kökenli çok İngiliz var burada. Anladım. Yani onlar şu an, yani olay İngiltere'de geçiyor, doğru mu? Londra'da, evet. Olay Londra'da geçiyor. Yani kadın Bangladeşli esasında 5 yaşındayken İngiltere'ye taşınıyor ailesiyle birlikte. Burada İngiltere'de büyüyor. Londra'da yaşıyorlar. Tabii şimdi belli bir yaşa gelince, ama dediğim gibi yani buraya geldikleri zaman bir İngiliz gibi yaşamıyorlar. Oradaki yani Bangladeş'teki geleneklerine, göreneklerine hala sıkı sıkıya bağlılar. Tabii belli bir yaşa gelince bu kızı evlendiriyorlar. Aile evlendiriyor, aile seçiyor. Evleniyor. Tabii aradan birkaç ay geçiyor, yapamıyor yani. Ailesi müsaade ediyor ayrılmasına, boşanıyor. Boşanınca işte istediği gibi bir hayat yaşayabileceğini düşünüyor falan. Ondan sonra tabii aradan böyle zaman geçiyor. Aile tekrar baskı yapmaya başlıyor buna. Çünkü hani dul bir kadın olarak Londra'da yalnız yaşamasından hoşlanmıyorlar. Yeniden işte önüne bir sürü adaylar çıkarıyorlar. Onunla evlen, bununla evlen, şununla evlen falan filan diye. Sürekli reddediyor ama bu arada çalıştığı iş yerinde Pakistanlı bir iş arkadaşıyla böyle arasında bir yakınlaşma falan filan oluyor. Ama her ne kadar Müslüman olsa da o da Bangladeşli olmadığı için ailenin kabul edeceği bir profil değil yani bu görüştüğü genç. Öyle olunca tabii olmuyor. Sadece telefon görüşmelerinde kalıyor falan filan ve aile artık hani iyice baskı yapınca ikinci evliliğini yapmaya zorlanıyor. Kabul etmek zorunda kalıyor ve ikinci evliliğini yapıyor. Ama tabii evlilik sadece kağıt üstünde kalıyor. Hani adamla beraber olmayı falan reddetmiş. Yani evlilik tamamlanmamış öyle bir insanı. Hiç birlikte olmamışlar. Aynı evin içinde yaşıyorlar ama işte ev arkadaşı gibiler falan filan. Ama tabii kadın çok bunalıyor. Ondan sonra o yüzden mesela ben bu vakayı incelerken hani tamam adam evet çünkü onun da bir suçu yok. O da bir şekilde hani ailelerin zorlamasıyla evlenmiş. Yazık bir de sonunda öldürülmüş. Kadına bakıyorum. Yani kadın da kurban aslında burada. Gidelim. Evet. Yani. Ve sonra işte kadın ne yapıyor? Canını tek ettiği bir gün plan yapıyor. İşte normalde çarşaflı değil, çarşafa bürünüyor. Evine gidiyor işte bu güvenlik kameralarından kimliğini gizlemek için. Ondan sonra işte kocasını arıyor. Evde misin? Evdeyim. Eve gidiyor, kapıyı çalıyor. Kocası kapıyı açtığı anda bıçağı saplıyor kalbine. Çıkıyor gidiyor. Sonra hani örtbas etmeye çalışıyor ama yakalanıyor şu anda. İşte ömür boyu hapis cezası aldı. Yatıyor yani içeride şu anda. Adam öldü. İngiltere'de kanunlar çok şey değil mi? Yani tabii bu tür cinayet vakalarında tolere göstermiyor, tolere etmiyorlar yani. Evet, evet. Bizde cinayet vakalarında 3 ay sonra salıyorlar. Hocam bizde çok alem ya. Bilmiyorum. Yani ben konuşmayayım. Sokağın ortasında kadının boğazını kesiyor adam. Ondan sonra 6 ay sonra çıkıyor. Yani tabii sosyal medyaya yansıyınca adamı içeri alıyorlar. Hani konu halkın diline düştüğü için. Ama bu konu sosyal medyaya yansımazsa 6 ay 7 ay sonra çıkıyor yani şartlı tahliyeden. Çıkıyorlar. Ben onu diyorum hep, Türkiye'de hapse girmek çok zor.
Aynen. Çok ya, istediğin her şeyi yap, hafta girmiyorsun yani. Tutmayınca falan bir tweet atarsanız bir şey olursa. Ya işte bak, ben mafya, bak mafya mafya dışarıda geziyor, bana saldırdı. Ben adamın şartlı tahliyesi olduğunu öğrendim. Adama dava açtım, kazandım. Bak bir buçuk sene oldu kazanalı. Adam hala içeri girmedi. Mesela bekliyor işte, temize gitmiş de, bilmem nereden gelmiş de, o olacakmış da, evet, böyle olacakmış da. Ya adam öldü zaten. Adamın natal haritası var bende. Adamın 2 yıl ömrü kalmış zaten. Anladın mı? Ya 2 yıl ömrü kalmış, adamı içeri sokturmaktan hani haz alıyorum. Sokturacağım, sokturana kadar vallahi billahi bizim avukat Aysun da birlikte böyle tırmalıyoruz ya. Hadi gir kardeşim be, gir ve bir gir de bir. Sokana kadar adamı 4 kolluya bindirecekler. Yani bir sokamadık adamı içeri. Ya kazandığımız davayı içeri sokamadık adamı ya. Adam mafya zaten kardeşim. Yaşamasın böyle bir durum. Oksijen tüketimi. Maalesef, evet. Sonra böyle haritaya bakalım mı şimdi? Tamam, bakalım. Ekran paylaşımı sende. Ekranımı paylaşayım. Aşama aşama gideceğim. Geldi mi ekranım hocam? Geldi, evet. Tamam. Şimdi haritamız bu. Evet. Haritamız bu. Venüs'ü retro görüyor musun? Venüs'ü retro. Şimdi oraya geleceğim. Venüs'ü retro da, orada ayrı bir dram var yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani. Yönesi, ASC'nin yücelim yönesi retro. Evet. Şimdi ASC balık olduğu için öldürülen adamı Neptün temsil ediyor. Neptün burada 12. evde. Yani 12. evde zaten balık olduğu için. Bu olay anı haritası mı? Kadının haritası. Olay anı haritası. Ha pardon, tamam. Olay anı haritası bu değil mi? Tamam. Ben kadının haritası sandım. Ama tamam. Ama Venüs retro ile ilgili de var bir şey yani. Onu tamam, göstereceğim. Anladım. Birazdan oraya bir asteroid gelecek. Onun da hikayesini anlatacağım. Size çok böyle şok olmuştum yani. Fark tamam. Şimdi Neptün 12. evde. 12. ev zaten biliyorsunuz bu kurban olma enerjisi. Adam bir şekilde bir kurban olmuş. Yani kadının özgürlük isteğine. Karşısında Uranüs var. Birinci evdeki gezegenler bize neyi gösteriyordu o esnada? Kurban neyle karşı karşıya kalmış? Karşısında Uranüs. Uranüs de ne demek? Özgürleşmek, isyan etmek. Kadın artık zorlandığı evliliğe katlanamadığı için onun karşısında işte özgürlüğünü yanlış yoldan arayarak çıkmış oluyor. Bu iki konum zaten haritayı bize onaylıyor. Bu arada aldığım zaman aralığı da kadın kocasına... Uranüs ile Neptün, modern yöneticiler birbirini ağırlıyorlar aynı zamanda, evet. Evet, birbirlerini ağırlıyorlar. Ama dediğim gibi yani ortada kadının özgürlük amacı olduğu için Uranüs'ü orada görmemiz bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Evet. Ve DSC'ye gelince de burada Merkür'ü görüyoruz. Merkür, Başak Burcu, Merkür yönetiyor. Aslan Burcu'nda hem de Güneş'e doğru gidiyor. Bunu hem böyle hani aşk gibi, hani o Pakistanlı aşkı için mi işledi derseniz. Yani evet, onun için de işlemiş olabilir ama bir yandan mesela bana şunu da düşündürüyor. Hani aslan egomuzdur ya. Kendi benliği için, kendi egosu için bir savaşa girmiş gibi de düşünebiliriz burada. Onu düşündürdü bana. Açıkçası. Evet, evet. Aynen. Ve burada Venüs'ün retro olması ve Satürn'le kavuşumda olması, hem de aslanda olması bana kızın yaşadığı durumu düşündürdü hocam. Çünkü neden? Bu kız yetişkinliğe erdiğinden beri ailesi tarafından tanımadığı adamlara aşık olması beklenerek böyle bir takım ilişkilerin içine sürüklenen bir kız. Yani Venüs retro ve Satürn kavuşumunun aslanda olmasını belki derslerde hani bu şekilde açıklasak hani zorlamış gibi bir yorum gibi görünebilir. Evet. Ama teoride bakınca ben bunun aslında kızın durumuna çok uygun olduğunu düşündüm hocam. Evet. Aynen. Çünkü ikinci de hani retro ya, tekrarlıyor. Tekrarlayan bir ilişki yaşıyor kadın. Önce bir kere bir denemiş, olmamış. Hala niye zorluyorsunuz? Hala niye sevmediği bir adamı sevmesini bekliyor? Tanımadığı bir adamı sevmesini bekliyorsunuz bu kadının. Yani evet. Bu çok Venüs retro yani. Yapıyor. Venüs retro yapıyor. Satürn baskısına doğru tekrar retro yapıyor. Bak tabii, yine geri tabii. Geliyor. Yani evet.
Ve yani retro yaptığı yer Neptün'ün karşısında. Kadın tam bir bunalımda yani orada. Bunalımda ve burada o işte ben bunu düşünürken aklıma bir asteroid geldi hocam. Evet. O asteroid, hatta şunu düşündüm, çok kahkaha attım böyle, eşim geldi niye gülüyorsun diye. Çünkü şöyle dedim, şimdi Sisyphus diye bir tane bir asteroid var. Sisyphus nedir? Mitolojisine baktığınız zaman bir tane bir kayayı dağın tepesine yuvarlayarak çıkarma cezasını çaktırmış bir figür. Bir kayayı dağın tepesine yuvarlayarak çıkartıyor. Fakat kaya tekrar yuvarlanıyor. Aşağıya iniyor. Tekrar aşağıya inip tekrar yukarı çıkarmak zorunda. Yani bir kısır döngünün içine sıkışıp kalmış bir adam figürü bu. Sisyphus. O yüzden hani böyle içinden çıkamadığımız kısır döngülerle ilgili bir şeyi kontrol etmek istiyorsak Sisyphus bakacağımız ilk asteroid. Öyle diyeyim size. Ben de burada bu Venüs-Satürn kavuşumunu görünce, bir de kızın da hikayesini biliyorum ya, dedim ya bu burada dedim, eğer dedim bu Sisyphus dedim Venüs'le kavuşumda falansa var ya çok gülerim dedim kendi kendime. Sonra ne oldu biliyor musunuz hocam? Giriyoruz. 1866 Sisyphus. Nerede? Oo. Gördük mü? Vay be. Yani bunu ben gördüğüm anda şeydi böyle. Gerçekten kahkahayı bastım yani. İnanılmaz evet, bir şey. Yani asteroidler de gerçekten de gezegen hükmünde çalışıyorlar ve özellikle kriminalde. Bakın ya bu detay nereden aklımıza gelir normalde? Gelmez, evet, değil mi? Evet. Yani bu çok manidar. Kadın gerçekten çok sıkışmış. O rutinin içine sıkışmış. Çünkü yani şurası da kesin, bundan da boşansa yine bir başkasını dayatacak ailesi. Çünkü gelenekleri böyle, ailenin yapısı böyle. O evet, yüzden evet, evet. Yapamıyor yani. Yukarı çıkarıyor kayayı fakat o kaya tekrar geri yuvarlanıyor. Kadın aynen böyle bir döngünün içine girmiş maalesef. Evet, evet. Sonra mesela başka neye bakabilirdik asteroid olarak? Asteroid olarak düşündüm mesela kötü bir evlilik, kötü bir ilişki, istemediği bir ilişki vesaire. Bu tür durumlarda bakılabilecek iki tane asteroid var. Bir tanesi Astrea, ikincisi de Melpomene. Melpomene hem eşin ölümü demek hem de acı verici ilişki demek. Sonra bir de burada bakmak istediğim bir tane daha asteroid vardı. O da Agamemnon. Neden Agamemnon'a bakıyorum hocam? Çünkü Agamemnon karısı tarafından öldürülmüştü. Evet. Bu enteresan bir şekilde koca cinayetlerinde ben bu gezegeni çok ilginç yerlerde buluyorum. Şimdi bakın Agamemnon nerede? Ondan sonra Agamemnon'un numarası 911. Bu arada bu 911. Evet. Ha, 11 Eylül saldırılarında güneşle kavuşumda. Aa, vay vay vay. 911. Evet. 911 Agamemnon, 5 Astrea ve 18'de Melpomene. Hatta bir de Karma'ya bakacağız burada. Karma asteroidine. 3811 evet, Karma'nın şeyi. Şimdi geldik bakın Agamemnon nerede hocam? Oo. Agamemnon ASC'de. Yani hani bunların hepsi tesadüf olamaz herhalde değil mi? Vallahi isteyen tesadüf desin yani, kendileri bilir. Aynen, kendimizi kandırmak olur ya bu kadar çok falan. Hani bu da hadi bu tesadüf. Bundan önceki bir sürü cinayet dosyaları da mı tesadüf yani? Tabii. Ve hocam bakın şimdi Agamemnon ASC'de Sisyphus anlatmıştım. O kısır döngünün içinde ve Melpomene ölü eş demek. Eşin ölmesi ve acı verici ilişki demek. Burada Venüs kavuşumu. Burada bir karşıt var. Değil mi? Evet. Evet. Bakın burada da Mars var. Evet. Evet. Ne oldu? Evet. Bıçakla öldürdü. Bıçaklayarak öldürdü. Kan aktı. Yani evet. Bir kısır döngünün içinde kan aktı. O Mars orada 3. evde gözüküyor ama aynı zamanda 4. evde de çalışıyor. Whole sign olarak 4. burç çünkü. Evet. Mars evet, bak bir güzel ev yuvanın içinde bir şeyde bir bıçaklama var. Yani. Aynen. Ki şöyle bakın burada bir de bir detay daha var. Mesela burada ay her zaman kurbanın ikinci göstergesidir. Eğer evet. ASC ya da DSC yengeç kesmiyorsa ay her zaman
kurbanın yardımcı göstergesidir. Yardımcı gösterge bakıyoruz, ay 8 derece yengeçte. Bakın bu da çok enteresan bir şey, çünkü yengeç ne? Evimiz değil mi? Evet, yuva. Ay evde, yani koca evde 8 derece ne derecesi? Akrep derecesi. Akrep derecesi, aynen. Evde ölmüş. Evet. Evde ölmüş. Burada bir de tabii Liris Ay, ay horor astrolojide durumun göstergesidir. Ay'a bakarak şeyi görüyoruz. Horor'da da ya, kriminalde evet, de aynen. Durumun göstergesi. Yani konuyla ilgili bize ay çok önemli bilgiler veriyor. Aynen. Ay'ın hangi, nerede olduğu, nasıl açılar aldığı olay anında kriminal olarak çok önemli. Soru haritalarında da böyle. Soru haritalarında da sorunun ne amaçlı sorulduğu ve nereye gideceğiyle ilgili konuyu biz aydan alıyoruz. Evet. Aynen. Burada da hocam işte görüyorsunuz, yani 8 derece yengeçte zaten evde ölüm. Evet, evet, evet. Enteresan. Evde öldürülmüş. Burada Lilith işte Mars'a bir yüzeylilik yapıyor. Mesela Lilith Mars bağlantısı da var. Ve Evet, işte burada hemen Mars'ın yanında bir de karma var. Karma burada hem Venüs'e kare. Yani evet. Ben burada her ne kadar Mamuda'yı, kadını Merkür temsil etse de Venüs'ün burada çok baskın olduğunu görüyorum. Bazen bu şekilde şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Çünkü yani Mamuda, çünkü sonuçta o da 20 küsur yaşında bir genç kadın yani. Onu Venüs olarak düşünmek yanlış olmaz. Tamam, DSC'yi Başak kesiyor olabilir ama sonuçta konumuz genç bir kadın olduğu için ben burada Venüs'ü Mamuda olarak da düşünebilirim yani. Evet. Saçma bir şey. Yani mesela bir Pluto desem anlamsız olurdu ya da bir Chiron desem anlamsız olurdu ama burada Venüs'ü o kadın olarak düşünmek yanlış bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi bunlara baktıktan sonra tabii de deklinasyonları da mutlaka ben kontrol ediyorum hocam, biliyorsunuz. Deklinasyonlara çok önem Evet. veriyorum. Evet, evet, önemli. Deklinasyonlara girdiğimiz deklinasyon zaman dışında, o Mars kesin deklinasyon dışında çalışıyordur. Ay mı deklinasyon dışında? Ay deklinasyon dışında çalışıyor. Ay, evet. Ay sınır dışı. Ondan sonra mesela buradaki enteresan şey karma, asteroidi ve ay paralel. Evet. Yani burada bu olay bir... aynı zamanda orada bak. Hem burada paralellik var hem de ay orada Mars aynı zamanda karma asteroidinden enerji almış geliyor. Yani karmanın enerjisini taşıyor orada. Taşıyıcı evet, konumda. Evet. Aynen öyle. Zaten dediğim gibi karmanın Venüs'te de karesi var ya, burada ayla da paralel olduğu zaman esasında böyle bir, yani bir karmik bir nevi, var ortada. Evet. Kadın, bir nevi karmik bir olay, hesaplaşma gibi bir şey. Artık hani bu hesaplaşma daha sonra ikisi arasında mı olacak? Yoksa yaşanan olay daha önceki bir olayın hesaplaşması mıydı? Orasını ben bilmem. Ama yani burada böyle bir şey var. Enteresan bir durum var. Bu deklinasyonda bir dakika şimdi bakıyorum. Merkür'ün bir şeyi vardı. Yanılmıyorsam var mıydı bu 19? Siz görüyor musunuz hocam başka bir şey? Şu anda bakıyorum. Ay oldu deklinasyon dışı. Astrea. Astrea asteroidi. Evet. Merkür'le paralel. Astrea'da ne gibi? Acı verici ilişki için, bir ilişkinin içinden zamanında çıkamamak ya da bir ilişkiden dolayı acı çekmek. İlişkinin içine sıkışıp kalmak ve burada Merkür... Evet, insel. Zaten orada Neptün karşıtlığı da var. Büyük bir Satürn baskısı da var. Venüs orada retro, Satürn'e baskı, Neptün'e karşıt. Kadın tamamen bir bunalımda. Aynı evet, zamanda Aylin, Merkür eli yönetir, elleri. Kadın bıçaklamıştı değil mi? Kadın bıçakladı evet. Kalbine bir bıçak darbesiyle öldü adam. Bir dakika, kalbe. Gel kalbi bir yeri, haritaya gelir misin? Haritada da aslan stalimi var, görüyor musun? Kalbe. Evet, kalbi bıçaklıyor bakın, aslan. Medikal olarak aslan kalbi yönetir. Kalp damar sağlığı ile ilgili. Bakın görüyorsunuz o da Venüs retro. Bak Satürn baskısı ve kadın Neptün karşısında ne yapacağını bilmiyor. Yani burada bütün hepsi düşünürsek eğer Merkür'ün oradaki konumları yine elle ilgili, yani orada Merkür de aslanda, hani bir nevi sanki hani Astra'yla da olan bir paralelliği var. Hani bir güzel burada yaşadığı acıyı eliyle sanki öcünü alır gibi ya da yaşadığı o psikolojik sendromun içinden elleriyle çıkmaya çalışıyor. Yani işte orada bıçaklamaya çalışıyor. Yani o
gibi bir durum var. Ama kadın gerçekten burada çok ciddi bir depresyonda ve ne yaptığını biliyor olduğunu sanmıyorum. Enteresan bir şekilde balık ve kova arasındaki ağırlama, Neptün Uranüs arasındaki ağırlama, kova burcunda Neptün kova biliyorsun özgünlükle ilgili. Yine Satürn aslan baskıyla ilgili. Ya gerçekten burada çok ciddi manada bir baskıdan söz ediyoruz. Yani ay da sınır dışı duyguları kontrol altında. Kontrol, evet, aynen. Kontrol edemiyor. Kadın tamamen yani şey dişlileri sıyırmış yani. Aynen. Ne yaptığını bilmiyor o. Ha, Jüpiter'den mesela Ay'a gelen bir de 150'lik açı var hocam. Orada da yani Jüpiter tabii biliyorsunuz dinamik açılarda olumlu çalışmıyor yani. Abartıyor. Evet, 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 evet. 150'liklerde, karşıtlarda yani, onu çok fazla abartabilir. 150'liklerde cinnet geçirmeye kadar götürebilir. Tabii şimdi Ay zaten sınır dışı, zaten ipini koparmış. Zaten kontrol. Aynen. Ediyor. İpini koparmış, bir de üstüne 150'lik yapmış. Jüpiter'e işi iyice büyütmüş. Yani aynen. Cinnet vakası diyebilirim. Yani burada kadın aslında sessiz bir şekilde içinde cinnet geçiriyor diyebilirim. Zaten hocam bir de şey var yani Uranüs'ün Satürn'e var 150'liğe bakın. Orada da zaten kadının isyanıyla o hayatındaki otorite figürü arasındaki o çatışma bir nevi burada görünüyor. Aynen. Özgürleşme isteğiyle hayatındaki otoriteye arasındaki o çelişki bir yandan Ay'ın konumu, Jüpiter'den aldığı dinamik açı, ondan sonra işte Sisyphus'un konumu falan düşününce böyle ortaya bir cinayet çıkıyor. Gencecik iki insan. Ve hocam şeyin de kocasının da o gün doğum günüymüş. Adamı doğum gününde öldürmüş. Bu da manyak. Vay. Enteresan. Satürn'le yani. Karma arasında da kare var. Aynı zamanda Mars, evet, Satürn'e kare yaparak geri geliyor. Yani şey ileri gidiyor. Yani evet. Satürn'e en son kare yapmış. Kriminal vakalarda, kriminal astrolojide en son yapılan açı daha önce olan olayları gösteriyor. Yani bunlar aralarında ne olmuş? Gerçekten bunların durumu bayağı vasat. Yani geçmişte de bunların çok ciddi bir savaşı var demek ki. Burada da görüyoruz aynen senin dediğini, hı-hı, doğruluyor. Yani Mars hani Satürn'den kare yaparak geliyor yani geçmişten. Dolayısıyla bunların gerçekten hayatında çok ciddi bir savaş olmuş. Yani bunlar, hı-hı, evlilik hayatı içerisindeyken burada çok ciddi bir savaş yaşamışlar kendi aralarında ve baskı. Jüpiter'de karşı Mars'ta. Jüpiter, aynen. İyice yangın çıkmıştı. Mesela Jüpiter Mars, biz dünya astrolojisinde Jüpiter Mars karşıtlığını abartmak, büyütmek, yani mesela Jüpiter Mars karşılığında Allah muhafaza bir yangın çıkarsa söndüremezsiniz. Çünkü bir güzel rüzgarla körükler, mesela geçen sene çıkan yangın bütün Marmaris'i yakmıştı. Evet. Yani benden bu kadar hocam. Yani bu haritayla ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Gördüğünüz, evet. Gördüğünüz başka bir şeyler. Burada gerçekten çok muhteşem. İşte kriminal astrolojinin kriminal astrolojinin yani olaylara, astrolojide olaylara nasıl bakarsak o şekilde yorumluyoruz. Kriminal astrolojide bir bakış tarzı. Biz olayları, olay anahtarlarını inceleyerek burada olay nasıl olmuş, kim neden istemiş, nereden gelmiş, bu olayın karmik, darmik olayları yani neden olduğunu sebep-sonuç ilişkisi kurarak inceliyoruz. Bu olayı farklı nedenler, mesela bu bir natal haritada olabilirdi. Bu natal harita olmuş olsaydı da aynı şekilde bu kişi hayatı boyunca buna benzer bir olayla yüzleşecekti. Belki bir depresyona girecekti kişi ve birçok şeyi abartacaktı ve hayatı boyunca belki ilişkilerinde zorluklar yaşayacaktı. Çünkü orada o zaman ASC dispostür Venüs retro olmuş olacaktı. Baskı görecekti babasından. Bakın olayı nasıl baktığınız çok önemli. Yani bir natal harita birçok sembol barındırıyor ve bu sembolün bir yüzlerce açıklaması var. Yani şöyle arkadaşlar, astrolojide tek bir doğru yok. Yani aslında birçok doğru var. Da biz orada nasıl bakarsak o şekilde. Mesela ben buradan orman yangını da çıkacak diyebilirim. O dönemlerde araştıralım bu tarihlerde. İngiltere'de bazı yerlerde çok büyük kavgalar, çok büyük olaylar ve dünyada bazı yangınlar çıkmış olabilir. Ve özellikle Satürn'ün Aslan Burcu'nda çok kısıtlayıcı bir döngü olduğunu, o yıllarda eğlencenin kısıtlandığını, baskıların yaşatıldığını topluma. Bakın, mundane olarak da yorumlayabiliyoruz. Hatta coğrafya olarak o haritayı açsak hangi coğrafyalara vurduğunu bile görebiliriz ha. 2007'de zaten bir kriz vardı sanırsam. Evet, evet. Değil mi? Ve
O haritanın coğrafi astrolojisini açsak, coğrafi konumunu açsak Aylin, o zaman da hangi coğrafyalara etkili olduğunu görürüz o Satürn'de Mars'ın. Dolayısıyla Jüpiter'in orada hangi bölgeler üzerinde çok ciddi coğrafi olarak etkilediğini de bunu görebiliriz. Yani astroloji çok komplike bir ilim. Kriminal olarak inceleyebiliriz, cinayet davası çözebiliriz olay ana haritalarından. Bu konuda sen artık çok şanslısın Aylin, çünkü neden? Artık bir security görevin de var. Evet, sürekli olayların kamera izliyorsun. Olayların içindeyim artık. yani sürekli kamera izliyorsun değil mi orada? Evet, evet sürekli kameraları izliyorum. Ve orada olay anlarının haritaları da kayıtlı yani. Kamerada çünkü saat olduğu için. Mesela ben kriminal astrolojiye ilk başladığımda YouTube'da güvenlik kameralarının görüntüleri vardı. Oralardan olay anlarının haritalarını alıyordum. Ondan sonra gerçekten enteresan bir göreve gelmişsin Aylin. Yani evet. Hayatımızda hiçbir şey gerçekten tesadüf değil. Görüyor musun? Değil, enteresan. Tabii ki. Yani bu da senin gibi kozmik bir dedektifin mesleki olarak polisiye bir hayatın içine de giriyor olması, polisiye bir mesleğin içine de giriyor olması, bir akrep kadını olman, evet. Gizemli işlerle uğraşıyor olman, evet. Ondan sonra daha önceden de böyleydin. Yani sadece bu konuyla ilgilendiğin için değil, zaten sen busun Aylin. Yani bunları çok seviyorsun. İlgi alanlarını yani bunu severek yapıyorsun. Çünkü karakterinde bu var. Ondan sonra gizemli şeyleri araştırmaktan hoşlanıyorsun. Gerçekten enteresan. İşte kaderin işleyiş yapısı ve karakter üzerindeki bağlantıları ve hayatımız üzerinde nasıl ilgiler oluşturduğu konusunda. Mesela Aylin çok önemli örneklerden bir tanesi ki hepimizin karakterinde bu var. Ben kendi natal haritamla ilgili mesela bunu yine görebiliyorum. Mesela benim işte Jüpiter Vertex kavuşumum var. İşte öğrenimle ilgili gerçekten çok büyük takıntılı benim. Jüpiter Başak bir de benim. Ondan sonra hizmetle ilgili. Yani bakın hayatımızdaki en ufak detay bile. Bakın oradaki bir Vertex yani ya da bir asteroid ya da küçücük bir trans Neptünyen bize farklı bir bakış açısı katıyor. Karakteristik olarak hayatımıza getirdiği bir olay var. Dolayısıyla astroloji bunların hepsini inceliyor aslında. Ama branşlara ayrılmış durumda. İşte kriminali var, şeyi var, hani bir sürü bölgesi, branşı var. Bu konuyla ilgili bu şekilde açıklayabiliriz. Aylin, bir daha seninle tekrar görüşelim ve sen bize dediğim gibi bu videoya 1000 like'ın üzerinde like gelirse seninle Malezya'yı işliyoruz. Tamam mı? Malezya'yı aynen. İnceliyoruz. Seninle daha çok inceleyeceğimiz konu var. Aylin, önemli gördüğün özellikle İngiltere'de önemli gördüğün kamera görüntülerini hemen saatlerini kaydet. Bunları da not al. Ya kitabına konu al ya da burada gerçekten izleyicilerimizle bunları paylaşalım. Olay böyle sıcak olayları senden bekliyoruz Aylin. Burada bir şey soracağım. Bu British kediler var İngiltere'de. Evet. İngiliz kedisi. Bende de var bir tane British. Venüs. Hı-hı. Benim ilk göz ağrım. Bunlar İngiltere'de sokakta mı geziyor ya? Hocam sokakta hayvan yok burada. Yani sokakta kedi köpek yok. Sadece. Vay. Yani orada kedi almak istedim ama British mesela sizin orada sokak kedisi konumunda mı? Hayır canım burada hiç sokak kedisi. Bunu sormak istedim de Aylin. Yani yani ya bizim burada çünkü çok değerli de yani tanesini 1500-2000 liradan veriyorlar. Şimdi 1500-2000 liraysa hemen alın yani ucuzmuş çünkü burada daha pahalı. Benim üvey kızım aldı British bir tane bir erkek kedisi var onun. 250 pound ödedik arkadaşından olduğu için. 250 pound ve 5000 lira falan yapıyor yani Türk parası. Ben mesela şimdi ragdoll almak istiyorum. Ragdoll kediler de işte 500'den başlıyor. 700'e falan filan çıkıyor. Daha da pahalı. Sizin orada hiç kedi yok yani değil mi? Ama yok işte sokaklarda yok. Burada sokaklarda sokakta yok. Siz nereden alıyorsunuz? Barınaklardan alıyorsunuz herhalde. İşte barınaklar var, üreticiler var. Onlardan satın alıyor insanlar yani. Buranın sokak hayvanları sincap, kirpi, İşte kuşlar. Ben mesela bahçemde kuşları besliyorum. Şahin geliyor kapıyor falan böyle. Vay. Ama belki sen çekiyoruz yani burada. İngiltere zaten çok yağmurlu bir yer. Çok yeşil bir yer. Böyle yani yeşil orman yeşil. Hani ormanlarıyla meşhur olduğunu düşünüyorum. Bir de orada çok fazla hani güneş açmıyor herhalde. Hep yağmur var değil mi? O yüzden yani sincap yağmur falan. Yağmur yağıyor tabii ki de. Yani Türkiye'dekinden çok daha fazla yağmur yağıyor. Ve buranın yazı çok güzel. Hani çok böyle bunaltan bir sıcağı yok. Evet. Çok bir tam kararında. O yüzden çok seviyorum yani buranın yazını. Ve her yer çok yemyeşil. Her yer yemyeşil. Seviyorum yani burayı. Burada. Evet. Gerçekten güzel. Aylin seninle en kısa sürede tekrar görüşüyoruz.
Görüşelim. Şimdilik bu kadar diyelim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Like'larınızı birlikte bekliyoruz. Ailenin kanallarına abone olmayı unutmayın. Ha burada Aile senin YouTube kanalında var. Kriminal Astroloji Aile'nin Crosshair dediğin. Evet. Aile Crosshair dediği YouTube adresine girebilirsiniz. Hemen gösteriyorum evet. Arkadaşlar. Hatta o en son dava sonuçlanmadan önce Angry Third'ün haritasını analiz etmiştim. Angry Third diyorum. Var diye Johnny Depp ve Angry Third. Evet. Onun haritasını analiz etmiştim. Çok enteresan oldu evet, yani. Evet, Aylin Crosshair'de Kriminal Astroloji arkadaşlar. Bu kanala da mutlaka abone olun. Aynı zamanda senin kanalının şeyini paylaşacağım ben. Videonun sonunda da paylaşacağım. Tamam. Ve bu videonun altında Aylin'e ulaşabileceğiniz linkleri de bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Aylin çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim hocam. Herkese iyi günler diliyorum ben de. Görüşmek üzere.